Herkese FIFA 24'ten, FC 24'ten selamlar. Bugün yeni serimiz başlıyor. Hepiniz yeni seriye hoş geldiniz. Bu dönem yani bir süre boyunca yeni çıkan FIFA 24, FC 24'te kariyer yapacağız. Teknik direktör kariyer yapacağız. Oyuncu kariyeri yapacağız. Menüdeki müzikleri neden kapattığımı soracak olursanız eğer YouTube direkt telif haklarını kullanıyor ve telif atıyor. Bu çok sıkıntılı bir durum bizler için. O yüzden menüdeki bütün müzikleri kapattım. Hatta yani oyun içindeki bazı müziklerden bile telif hakkı doğuyor. Bunları denedim video yükleyip. Maalesef videolar çöp oldu bu yüzden. O yüzden ben de bütün müzikleri kapattım. Şimdi bugün teknik direktör kariyerine başlayacağız. Yeni teknik direktör kariyeri diyeceğiz. Güncel kadrolar yok. Kendi adamımızı oluşturacağız. Şuradaki abimizi seçelim. Hemen isim soy isim bilgilerini hızlıca girelim. Yani kanalda zaten bizim ana serimiz FS ancak bir yerden sonra değişiklik gerekiyor. Yeni oyunlara bakmak gerekiyor. Tür değiştirmek gerekiyor. FS dediğim gibi kısa bir süre ara verdik sadece. Premium Expansion çıktığında yani o en son yeni gelen bir haritamız var. Bu leyleklerin falan olduğu havuç vesaire ekiliyor oralarda. Adını unuttum şimdi getiremedim. Ziolenka haritası geldiğinde zaten biz orada gereken şeyleri yapacağız. Yani tekrardan FS serimizde gelecek. FS tamamen bitmedi bizim için. Hiçbir zaman da bitmeyecek. Hemen dur göz rengini değiştirelim. Şöyle kahve. Kanalımızın ana serisi zaten FS bildiğiniz üzere. O yüzden o bizim için asla bitmedi, bitmeyecek. Değişiklik olsun diye. FIFA 24'e, FC 24'e başlıyoruz. Şurada saç sakalla fazla oynamayacağım sizleri sıkmamak adına. Hemen hızlıca onların renklerini ayarlayacağız. Şimdilik böyle iyi. Ekipmanlara geçelim. Hemen şöyle. Kulüp eşofmanı varmış. Eşofman değil, biraz daha ciddi olacak bizim için bu olay. Şöyle ceket giyeceğiz. Hemen dış alta geldik. Siyah takım pantolonu. Kırmızı bir kravatla renklendireceğiz tabii ki ve burada gözlüğe geçtik. Çoraplarda siyah çorap. Ayakkabılarda da şimdilik şöyle bot giyeceğim. Zaten bunlar özelleştiriliyor yani değiştirilebiliyor. Ve ilerle diyeceğim. Burada kendi kulübünü sıfırdan oluşturma diye bir olay var. Bunun için de ayrı bir seri yapar veya ayrı bir videoda bunu inceleriz. Şimdi özgün kulüp diyeceğim ve Galatasaray'ı seçeceğim. Şöyle Galatasaray'ı seçtik özgün kulüp deyip. Şimdi burada kulüp özelleştirme, stadyum, tribün, saha özelleştirmeleri gibi FC 24'te bu tür yenilikler gelmiş. Zaten bu Rams Park'a, eski adıyla Türk Telekom Arena'ya en yakın olan şey. Tribünler dedik. Stadyum rengini seçeceğim. Stadyum rengini sarı yapacağım. Geri geleceğiz. Oyunda böyle şey var. Optimizasyon problemleri var aslında. Biraz hızlı bir çıkış oldu FC 24 için. Ya FIFA'dan ayrılmak onlar için ne kadar mantıklı oldu bilmiyorum ama. Şöyle çimleri, şey desenleriyle hiç oynamayacağım. Direkt renk, çim rengine geleceğiz. Şöyle koyu yeşil yapacağım. Yani ne kadar mantıklı oldu firma olarak ikisinin ayrılması. Fileyle hiç oynamayacağım. Evet, Rams Park hazır. Şöyle ilerle diyeceğiz. Burada işte
dünya klası. Bizim için zor. Yani profesyonelde başlayalım. Sonra duruma göre bakarız. Çünkü dünya klasında da denedim ben. Ben 3-5 yıldır ortalama oynamıyorum FIFA'yı. 3 yıl falan olmuştur. O yüzden çok çabuk gol yiyoruz. Yani savunma yapamıyoruz. O da bizim için sıkıntı oluyor. O yüzden profesyonelde başlayacağız maç zorluğu olarak. Gerisine sonra bakacağız. Şöyle ilerle diyelim. Galatasaray FIFA Teknik Direktör kariyeri başlıyor. Hepiniz bu yeni yolculuğa hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Şanlı Galatasaray'ımızı sizlerle birlikte başarılara taşıyacağız. Şöyle kariyer modu teknik direktör Galatasaray dosyasının üzerine kaydetmek istiyor muyuz? Evet. Bayanlar baylar, yeni hocamıza hoş geldin diyelim. Yine animasyonlar var. Bayağı farklı animasyonlar var. Çok güzel animasyonlar var. Bayağı değişmiş yani futbol ile alakalı animasyonlar çok fazla. Bunun yanında bir sürü böyle işte özellik gelmiş. Mesela taktiksel vizyon belirleme özelliği var. Şimdi standart var. Kanat oyunu var. İşte burada özelliklerinden bahsediyor. Bunları böyle tek tek size okumak istemiyorum. Video çok uzayacak yoksa. Bunları şöyle hızlıca gösterelim, geçelim. İşte kanat oyunu, kanattan baskı, tiki taka. Topa sahip olma odaklı bir oyun tarzı benimsiyorsun. Tüm sahada topa sahipken rahat olan oyuncuların kısa pasları ve rotasyon kullanarak rakip defans oyuncuların arasındaki kanallara veya boşluklara koşabilecek forvetler için fırsat kollar. Bu güzel bir taktikmiş aslında. Oyun kurma şeyi yavaş yani sürekli pas üzerine. Aslında olabilir tiki taka. Cicim pres ne diyor? Stratejinin önde presi temel alıyor. Takımın mümkün olduğunca rakip savunma bölgesinde topu geri kazanmaya çalışır ve top kayıplarından faydalanarak rakip toparlanmadan önce gol fırsatları yaratır diyor. Buna göre yerleşiyorlar. Cicim presle başlayabiliriz aslında. Bu defans, bu kontrata. Şu cicim pres seçelim biz. Evet, şimdi burada taktiksel vizyonu seçtikten sonra bizde işte diyor ki burada diyor şey al diyor. Antrenör al diyor. Bu antrenörler diyor senin oyuncularını geliştirmek için diyor sana imkan sağlayacaklar. Mesela bak şu çok iyiymiş ha. Bak bu abi şey uzmanmış işinde. Anıl Çetin. Bu abinin forvet, ofansif, orta saha ofansif herhalde. Defans oyuncular becerileri gelişmiş diyor. Şimdi bu abiyi bir tutalım biz. Bu adam uzmanmış işinde. İşte bu yukarıda Icardi, Mertens'i falan geliştirecek bu. Gerekli oyunculara antrenman olanağı sağlayacak. Daha fazlasını tut diyelim. Bakın hücum hattında yani santrafor için, hücum oyuncuları için burada listedeki bütün oyuncular için antrenman olanağı sağlıyor bize. Şimdi buraya geldik. Antrenör tut. Ne bu? O orta saha uzmanı lazım bize. Başarılı bir orta saha. Orta sahada uzman bir adam lazım. Bak. Burada gördün mü? Adam burada. Nancy Hodgson. Bu adam, bu abi tutacağız. Bak gördün mü? Bu abi de kendi alanında uzman. Orta sahada. Bu abi forvetti. Bu abi orta sahada. Şimdi savunmada yani defans. Şimdi burada bakacağımız şey defansif becerilerde en yüksek yıldızı olan. Defansif becerilerde en yüksek yıldıza sahip abi. Bak 3 yıldızlı, 3 yıldızlı. Ah buldum bak. Serdar Şimşek abimiz bu konuda uzmanmış. Defansta adam uzman bak. Hep kendi alanlarında en uzman adamları tutuyoruz. Şimdi kalecilik becerileri en yüksek olan. Kim var burada? Başarılı Hakan Kılıç var. Bak uzman var. Jorge Kaya abimiz var. Uzman bak. İşinde uzman. Daha iyisi var mı? Aa bak var. Elif Dursun hanımefendi var burada. Bu da kalecilik becerilerinde en uzmanı. Bayanların da eklenmesi güzel olmuş. Evet. Şimdi bu olay bitti. Bu antrenörlerimiz de burada bizim oyuncularımıza sürekli antrenman programları önerecek. Önerdikleri antrenman programları sayesinde de biz de
oyuncularımızı geliştireceğiz. Evet, şimdi ne demiş? Burada senin potansiyelin çok iyi. Ben bunu alayım. Direkt kirala. Gel baba. Seni direkt kiraya vereceğiz. Aa, yaşın mı tutmuyor? Ha, 15 yaşındaymış. Bir potansiyele baksana. Potansiyeli çok iyi. Bu altyapı oyuncusunun potansiyeli bayağı iyiymiş. Evet, şimdi geri diyelim. Vizyonumuz ve beklentilerimiz demiş. Yetenek avcısı raporu. Alexis Vega'yı listele ve incele. Burada bunlardan başka bir şey olmaz bunlar. Bunlar vasat. Konumunu değiştir bunu. Ortegiz'i ara. Konumunu değiştir. Arjantin'e bak. Ne buldun? Tamam, Vega'yı buldum. Vega'yı bir araştır da. Şu yetenek abi susalım. Ülkeye gönder. İtalya'ya git. Tut bir yetenek avcısı da 2.800.000. Abi ne pahalısınız, etmeyin eylemeyin. Almanya'ya git. 3 tane lig var, adam getir. Güzel. Transfer ağını da kurduk. Vizyon ve beklentiler. Ya bu hedefler bayağı bir şey ya. Bunlara ara ara bakmak lazım. Çeyrek finale kal. Tamam, bu iki kupayı alırız da bu çeyrek finale kalma olayı. Ona bir şey diyemeyeceğim baba. Bu önceliklere de sonra bakarız. Şimdi şöyle bir zamanı ilerletmeden önce kadro. Bu kadroda gidecek oyuncu var mı? İllaki vardır. Takım yönetimi. Icardi, Mertens. Kim ne yapıyor, kim ne ediyor bilmiyorum da. Ha bak. Bak kiraya gönderelim bu çocuklar. Hep kiraya gitsin bunlar. Ondan nereye geleceğiz? Kadro yönetimine geleceğiz. Kadro merkezine yani. Seni ara ara maçlara çıkartırım. Mateus Tetis, ufak gün. Hamza'yı takman. Kiralık listesi. Şeyler falan çok güzel olmuş, animasyonlar vesaireler. Uslara babanın şeyi geldi, menajeri. Tabii ki Uslara bizim için çok önemli. Ulan parayı da yemişiz yalnız ha. 28.000 var. Bir tane oyuncu anca alırız biz o arada. Hem uzatmayacaksın, hem şey yapacaksın ha. Bir yıl uzatacaksın. Ne yapayım yani? Hem parayı alacağım, gideceğim mi diyor. €1.5 milyon serbest kalma bedeli olmasa istiyoruz, ne dersin? Karşı teklif. €2.5 milyon.
Biz taş mı yiyelim kardeşim? Al al Allah aşkına. Ah. Zaten bir şey kalmamış. Vadesi dolmuş abinin. 37 yaşında adam. Vadesi dolmuş bu adamın yani. Şu anki maaşı 23.500 euro. 24. Al. Hadi o da takıma yaptığın şeylerden dolayı veriyorum. Yoksa yani alamazsın da bu paraları benden. Paranın içinden geçtiniz zaten. İnşallah biri talip olur da kurtuluruz. Emekli olma vaktin gelmiş senin ya. Kim var başka abi sözleşmesi şey olan? Satın alma opsiyonu. Öyle bir şey yok. Görüşme yap. Abi bu çocuk gelecekte bizim için iyi olabilir, daha yaşı genç. Bu ilk bölüm biraz uzun olacak bu transfer sezonu muhabbetinden dolayı. Amca hoş geldin amca. Gel bakalım, otur. Uzun yoldan geldin. Şimdi otur bakalım. Satın alma opsiyonu olmadan bu çocuğu ben gelecekte oynatacağım yani. İki yıl mı? Tabii ki, memnuniyetle. Şimdi sen bize %60 gitmeye kalkacaksın. Ben biliyorum. Ama koskoca Crystal Palace, bu parayı ikiye böleceğiz yani baba. Ya al al. Koskoca Premier Lig ekibinin yaptığı şeye bak ya. Ulan gelişecek diye inan var ya, orayı ben karşılıyorum yani. Hepsi uyanık o kulüplerine. Zaten adam boşta. Yani biz buna 18.500 lira para vermeyeceğiz. Kulübü olmadığı için adamı direkt alacağız. Sadece maaş işini ayarlayacağız. Ve bunu Mertens'in yerinde oynatacağım. Ya, muhtemelen orada oynar. Üç yıl sözleşmeyi kabul ederiz. Bizim için de uygun, bizim için de uygun. Hiç serbest kalma bedeli külli masraf. Sonra oyuncu alıştığı kulüpten gidiyor. Önderilen maaş 47. Al bakalım. 47,5 vereceğim sana. İmza firmine de 70.000 euro. Bitti paralar lan, şu oyuncuyu bir satsaydık ya. Ah fazla verdik. İtti adam bize. Hadi bakayım. Fazla verdik parayı adama. Ama transferine para vermedik. Şu Mertens'i biz satsaydık ya. Ah geliyor. Ya işte bu müzikteki şey, menüdeki müzik seslerini kapatma muhabbeti tamamen oyunu böyle sessiz bir hale getiriyor. Bu da YouTube'un maalesef telif atma politikasından kaynaklı. Yoksa çok güzel müzikler var. Şu ara sahnedeki müzikten ben telif hakkı yedim ve video çöp oldu. Ya burada normalde müzik çalıyor. Neyse, yapacak bir şey yok. 0 euro. Çok iyi. Patlattık.
Şunu 7K'da satsaydık bir. Ne var gelen kutusunda? Aa, farklı uyduklardan oyuncular satan kulübümüzün dünyadaki ithalini yükselt olarak belirlemiştik. İlk finansal raporlara baktığımızda bu hedefin odaklan yapıldığını görüyoruz diyor. Şimdi Alexis Vega'yı performans odaklı. Bak kiralık giden çocuklardan biri ha. Gidiyor. Üzülme. Oynayacaksın, büyüyeceksin, geçeceksin, geleceksin abis. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Güle güle. Eyüp. Gitmişsin İspanya ekibine ya. Sizin gelişmeniz bizim için en önemli şey. Santra. Hızlı simület. Hiç önemli değil ya, oradan gelecek para falan. Zaten kulüp kendi kendine kazanacak o parayı. Bak diğer çocuklar ki, aa bizim gidiyor şey. Ahmet. Ahmet Azabekemov. Güle güle genç. Ha Beknaz'mış Ahmet ne ya. Beknaz Almaz Bekov. Güle güle. Baya çocukları alayı kiraya gitti. Vega en yüksek keskinliğine ulaştı. Enerjisi korumak amacıyla dengeli olarak. Alexis Vega. Dengeli olarak ayarladık. Yeşil yurt için diyor. Evet, bu transfer hengamesi bayağı da uzun sürdü. Bu bölüm, yani bu video biraz uzun olacak, ilk bölüm FIFA'da. Şimdi maç günü Alanya Spor'la karşılaşacağız. Alanya'nın kendi sahasında. Şöyle maç öncesi bir basın toplantısına katılalım. Basın mensupları bizi bekliyorlar. Basına etkiyi anlatacağız. Oyuncularımızdan bahsedeceğiz. Thank you all for joining us. Herkese iyi akşamlar beyler. That's all we have time for. Thank you very much. Basın toplantısını da hallettik. Şimdi santra diyeceğiz ve maça geçeceğiz. Evet. Kırbıyık Holding Stadyumunda Alanya Spor'a konuk oluyoruz. Hakem Gökberk Topaloğlu ve Galatasaray'ımıza başarılar diliyoruz. Ve maç başlasın. Güzel bir maç olacak bizim için Galatasaray adına. İlk maçta 3 puan alıp evimize dönmek istiyoruz tabii ki de. It's opening day to a new season and what's sure to be the first step on the path to greatness.
Both sides will be looking to make a quick start and show the other what they're made of. Arkadaşlar ya. All the drama and all the action coming up next on EA TV. Well, the weather forecaster has promised us an agreeable day for football, and that's exactly what we've got. I'm Derek Ray, positioned here on the commentary gantry, and alongside me at the microphone is Stuart Robson. And you can really sense the anticipation in the crowd ahead of kickoff, with their respective league seasons about to get underway. Stuart, what are your expectations for today? Well, thanks, Derek. And what a season this should be, starting off with today's game. Can the visitors come here and display the form that won them the title last season? It should be a really good game. And this is how the hosts will begin the game today. Well, it's regarded as a negative shape. If they control the middle of the park, play some expansive football, the wide players can then come in field to join the centre forward, and the fullbacks can push on. Let's hope they do that today. In a position from which they could potentially do a bit of damage here. But nothing comes of it. Good defending it was. And the starting 11 for Galatasaray. Fernando Muslera is the goalkeeper. Lucas Torreira plays with Kerem Demirbay in central midfield. And it's two strikers up front who look to provide the goal-scoring threat. And they will be awarded a free kick for that. Well, pick your adjective where Hakim Ziyech is concerned. Dazzling, I think, might be an appropriate one. Stuart, what will we see from him? Well, he's the most creative player on the field. He can run with the ball, he can get himself out of tight situations, he can see a pass, he's very creative with his play. I think he's going to be the outstanding player today. Well, that is through here. He does, man. And a really good stop. That's a save of the highest quality. Great goalkeeping there. Profesyonel seviyede harbiden kötü başladık ya. Ya şu an adamları şey yapamıyorum. Cicim pres taktiğinden dolayı mı oldu ne? Adamlar hiç fayda edemiyorum ya. Not the best clearance. Danger averted for now. Hadi Vega. Ya hocam faal ya. Hocam faal ya. And you wouldn't be surprised if there's a card coming out here. Böyle bir saçmalık yok. We're going to see the first yellow card of the game. The referee not standing on ceremony. Well, he's under pressure now. It's a long time to be on a booking. Düşürmese bitirdik herifleri ya. Savunmayı toparladı aklımda. Sasha Boye. Good cross it in here. Oh, that's not a good clearance. Well, we know full well he's capable of better finishing than that. Adam resmen faulle kurtardı. Anlık kurtardı. It's a bad miss, I would say. And a good challenge to bring back. Ya ben sizi yerim alan ya. Harbiden yerim ben sizi. Çiğ çiğ yerim ya. Faal ve sert oyun sergiliyorsunuz. Abi bu ne? Saçmalamayın abi artık. Yok öyle bir şey ya. Boktan bir başlangıçla yani. Tamam Alanya suyunu çıkardın artık. Bir oğlum ne biçim faali giriyorsunuz ha? Ya yemin ediyorum birlik dışı getirirsiniz bana kendinizi. Ya abi yapma artık ya. Şaka mısın ya? Abi böyle saçma bir maç olamaz ya. Yok bu cizim pres taktiğinde bir şey var ya. Olmuyor yani. Benim oyun tarzıma hiç uygun değil taktik. Adamlardan hiç top alamıyorum. Hadi ya Ziyech, hadi ya Ziyech. And he's fired over the corner. Well, he had a lot of ground to cover. Splendid save. Another corner caught on the heels of the last one. In it goes. The opening goal in this contest. Mauro Icardi. Açılalım ya beyler. Açılalım, toparlayın ya.
Well, here's another look at it. Certainly delivery into the box couldn't have been any better. While the movement in the box is equal to it. Abi şu, such good timing. What a goal. Şu oyundaki bu animasyonların donmasına çıldırıyorum ya. Abi nasıl böyle bir şey olabilir ya? Hala optimizasyon sorunu var oyunda. Bir güncelleme çıkmıyor ya. So underway again here. 1-0 the score. Attığım golden de bir şey anlamıyorum. Gel canım gel, nereye geleceksin? Gel. Gel abis. Mauro Icardi. Icardi. Icardi, Icardi, Icardi. Mauro Icardi. Müthiş bir gol, 15 metreden Mauro Icardi'de. Galatasaray birden 2-0 öne geçiyor. Alanya karşısında müthiş bir gol. Efecan Karaca. Well, nicely cut out. Now what can they do with the ball? Fair. Nicolas Janvier. It did look on for them, but not to be. Oh, he looks threatening. Can he finish? Well, it goes a-begging, and when you're two goals down, you've got to be cold-blooded. Yeah, they need to take those sort of chances. They're struggling here, you have to say that. Angelino. Wilfried Zaha. And Icardi involved in the attack. Will there be any... And a goal! Wilfried Zaha! Wilfried Zaha! Galatasaray 3-0 öne geçiyor. Ferhat Zaha. Just look at this again. The combination play in the top third of the field was so precise. And once he gets onto it, he just smashes it past the keeper with great technique. What an emphatic finish that is. Müthiş bir gol Ferhat Zaha'dan. Alanya'nın fişini çektik. Ya Alanya karşısında kolay ama profesyonel seri şunu dünya kupasını alabilir bu maçtan sonra. Dedim ya hani ısınmaya çalışıyorum oyun. Alışmaya çalışıyorum. Dördüncü golle profesyonel seride rahat gelmeye başladı artık. What a great finish. Bunu bir dünya kupasını alırız. Ama bir şekilde şampiyon olmalıyım yani. Oliveira. Well, there's a really stylish piece of running. And whipped into the box. And a goal this time. Applying the finishing touch. Çok iyi attı. Just what the doctor ordered. Çok iyi attı herif. Abi herif iyi attı. Çok sağlam attı herif golü. Hakkını ye. Yiğit öldür ama hakkını yeme yani. Müthiş gol attı. Here's the replay. It all starts with the delivery into the box. Just begging someone to get on the end of it. And it's a comfortable finish in the end. Müthiş gol attı. Saygı duyarım bu gole. It's a lovely goal. Saygı duyarım. Alanya'ya umut verdi. Hadi bakalım baba. Not too much defending going on in the grand scheme of things. 4-1. Wilfried Zaha. Icardi. Lan oğlum beni niye tutuyorsun lan? Well, half time almost upon us. Hang on Derek, it's a chance here. Sıkıntı. And a fierce effort, vallahi but sıkıntı. Not accurate enough. Şaka well, makala dünya klasını alayım derken abi ne böyle? Çatı sütür geliyor herifler. No let up on the pressing front. Torreira. A struggle for Galatasaray to keep possession here. Really good build up, but no product. Yeah, yeah, pass. We've had the official word. There will be a minimum of two added minutes. He's in with a chance. Oğlum, herif çakacak ikinci.
Oğlum şaka maka yiyeceğiz, salak gibi bakmayın. Çok pis geliyorlar ha. Acayip geliyor lan ya. Biz 4 çaktık ama herifler geliyor ya. Geliyorlar baba. Adamlar baya sağlam geliyorlar yani. Hadi bakalım devam edelim. İkinci yarı. Cardi. Mega. Moreira. Şaşa Boye. Nelson. Kerem Demirbay. Hakim Ziyech çıkamıyor oradan. Hakim Ziyech çıkamıyor oradan. Kerem. Faul yapıldı. Hakemin gözünden düştü bir animasyon. Var ya animasyon abi, hayran kaldım. Müthiş bir animasyon ya. Hakemin gözünden müthiş bir animasyon. Hep yenilikler bunlar ve müthiş yenilikler. Alanya sağlam geliyor baba. Harbiden sağlam geliyor Alanya. Oğlum bu ne? Durduramıyorum. Durdurun artık lan. Kitlediler ha heriflerimiz. Şimdi nane yediniz işte. Yeni transferimiz Vega sahada yazıyor abi. Well, let's take another look. Yeah, he won't get an easier finish than that. The defending was all over the place though. Ya Türk başına geleceğini düşünmüyor. Oh, great vision. Tut. Plays it back. Well, the attack carried promise, but petered out. Mario Icardi. Icardi. It's there for him. Hakim Ziyech. Hakim Ziyech. Dakika 60. Yazıyor. Galatasaray yazıyor. Alanya'da büyük hizmet. And into the last 30 minutes now. Anderson Oliveira. Lucas Torreira now. This looks promising. Well, that's wonderful attacking play. Winning back possession. Cardi, Torreira, having room in the wide position, a very effective clearance. Demir Bay, on to Torreira, a real opening now. Corner's loose.
able to survive that attacking push. This could be troublesome. Will he? A goal! He's dispatched it, much to the sheer delight of the fans. Adam attı golü. Boşluklar affetmezler. Well, here it is again, and it's all about the pace on the counter-attack. They were so quick to break out from their defensive positions, and when he gets onto it, he decides to go for power. It's a really emphatic finish, which gives the keeper no chance. Nelson, about that chip. Torreira. Demirbay has it. And given away, and threading it through. Adamlar geri dönüyor baba. Vallahi geri dönüyor herifler ya. Fromura özlü herifler geri dönüyor ha. 6-3 yaptılar ha maçı. Bak 4-0'dan 6-3'e geldi maç. Well, just look at this again. He's so hard to knock off the ball once he gets going. Of course the defending could be better. Tamamen harcıyorlar yani. Cafları yok. Şafları yok. Tamamen harcıyorlar. Bayağı harcıyorlar hem de. Takım yönetimi. Şimdi şurada bir değişiklikler yapalım. Gel bakayım. Cedric Bakan bu. Icardi'yi bir kenara alalım. Sen bir gel. Şimdilik. Wilfred Zaha'nın neyi var ya? Sıkıntı ne? Sol kanadımız var mı? Sol açıkta Kerem var. Hadi bak sol orta sağ olarak oyna. Adamlar geri dönüyor ha. Wow, what an extraordinary scoreline. Does this game have more goals in it? Now we're inside the final quarter of an hour now. Kerem Demirbay. They couldn't maintain possession. Maria. Could be dangerous. Oh, magical piece of goalkeeping. Well, he's just pulled off a great save there. Such good reactions. It really is. Who can he pick out? Poor execution with regard to the corner. Oh, dealt with by the goalkeeper. Kale sağlam durdu. Vallahi sağlam durdu. Can he deliver it with accuracy? And dealt with it nicely. Torreira, Demirbay, spectacular save, class goal. Geliyor, geliyor, hazır olun. Takes the shot, and still danger here. And the attack fizzling out. Well, not quite what he wanted to do with the pass. To them for winning back possession. Now the counter attack looks on, but really sticking to their task defensively. Bakombu, what to like about that pass? Showing fine vision. Oh, really good header. Abi Kerem, nasıl vuruyorsun? Baba yapma, yapma ya. Time for a change then. Nasıl vuruyorsun abi? Blade over. Appear to be in two minds. That is how to keep it out of the net.
Bakambu gives it a go. Well, that's how to hit them. Not quite accurate enough, though. Vallahi uf ya, acayip gol kaçtı ya. And a substitution in the offing. So the referee blows for full time and it goes down as a victory for the visitors. Yeah, I thought they were good with the ball today, but they didn't defend well as a team, and that could be a concern going forward. And he put in a really thorough performance here, Stuart. Well, that was a great performance. His understanding of how to find space was brilliant today, and of course he scored two really good goals. Altı üstlük galibiyetle Alanyaspor'u evinde mağlup ediyor ve 3 puanı alarak evimize dönüyoruz. Maç sonu röportajımızı verelim. Basın mensupları bizi bekliyor. Time for a quick question. Çok acayip maçtı ya. Gerçekten acayip maçtı. Tabii ki de mutluyuz. Zor bir maçtı. Gerçekten hafife alınacak bir rakip değildi. Oyuncularımı asla kötülemem. Kesinlikle müthiş oynadılar. Yeni transferimiz gerçekten harika bir müthiş oynadı. İyi forma sattık bu maçta baba. İyi forma sattık. Oo bak, acayip derbi var. Oha, bu başlayacak. Evet, ilk bölüm biraz uzun oldu. FIFA 24 teknik direktör kariyerin ilk bölümünü burada sonlandıralım arkadaşlar. Bundan sonraki maçlarda tek tek fikstürler halinde, yani bir maç bir maç bir maç şeklinde gidecek. Çünkü çok fazla uzuyor. O da sizleri sıkmasın. Hem ayrı maçlar daha güzel, daha anlamlı olur. Zaten transfer dönemi çok fazla duraksıyor oyun. O yüzden ilk bölümü burada sonlandıralım. İkinci maçta Rams Park'ta Trabzonspor'u ağırlayacağız. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Lütfen takipten ayrılmayın.